Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. İlk ve Orta Çağ'da Türk dünyasının ikinci bir başlığı olan ilk Türk devletlerini inceleyeceğiz. İlk Türk devletleri içerisinde karşımıza çıkan Asya Hun devletidir. M.Ö. 220 ile M.S. 216 yılları arasında yaklaşık 400 yıl yaşamıştır. Orhun ve Selanga nehirleri dolaylarında merkez Ötüken'dir. Arkadaşlar, Ötüken birçok Türk devletine başkent yapılmış ve günümüzde Moğolistan'ın başkentine 80 km mesafedeki bir bölgedir. Aynı zamanda Orhun abidelerinin de dikili olduğu yerdir. Bilinen ilk Türk hükümdarı Metehan'ın da babası olan Teoman'dır. Yani devletin kurucusu. Teoman döneminde Türkler ilk kez bir araya toplanmaya başlanmış. Oğlu Metehan döneminde ise Türklerde millet bilinci yerleştirilmiş, orduda ilk kez onluk sistemi kurmuş ve ıslıklı ok dediğimiz okları icat etmiş. Orta Asya'da ilk kez Türkleri bir bayrak altında toplamış, Çin'i yenerek vergiye bağlamış ancak Türklerin Çin'e yerleşmesine izin vermemiştir. Çünkü Metehan Türklerin milli benliklerini korumak istiyordu. Yani asimilize olmalarını istemiyordu. Kalabalık Çin nüfusunun içerisinde bozulmalarını istemiyordu. Oğlu Qiuyuk döneminde ise Çin ile siyasi ilişkiler geliştirilmiş, Çinli bir prensesle evlenerek babasının vasiyetini tutmamıştır. Çin entrikaları sonucu Hunlar zayıflayacak, Kuzey ve Güney Hunları olarak ikiye ayrılacak. Güney Hunları Çin hakimiyetine girerken Kuzey Hunları eski Türk geleneği olan bağımsız yaşama düşüncesinden hareket ederek batıya doğru göç etmiştir. Yani Çin'e lanet okuyarak bölgeden ayrılmıştır. Çünkü komşuluklarından memnun kalmayacağız. Kavimler göçüne sebep olan arkadaşlar Asya Hun Devleti olmuştur. Yani kısaca Türkler kavimler göçüne sebep olmuştur. Asya Hun Devleti tarihte kurulan ilk Türk devletidir ve Oğuz Kağan destanı bunlara aittir. Oğuz Kağan'ın diğer adının Metehan olduğu da söylenmektedir. Kavimler göçüne bakacak olursak milattan sonra 375. Arkadaşlar, eğer bir rakamda milattan önce ya da milattan sonra belirtilmiyorsa bu rakam milattan sonraki dönemdir. Kavimler göçü Çin ve Moğolların baskısıyla başlayacak ve Kuzey Hunların Baramir Kağan önderliğinde batıya doğru göç etmesiyle başlayacak ve barbar kavim dediğimiz alanlar Gepitler, Vandallar, Vizigotlar, Ostrogotlar bölgeden göç etmeye başlayacak. Ve batıya doğru göç eden bu barbar kavimler Roma İmparatorluğunu güç durumunda bırakacak ve dağılmasına sebep olacak. Roma İmparatorluğu doğu ve batı şeklinde parçalanırken Hunların sebep olduğu bu kavimler göçü kavimlerin yer değiştirmesine sebep olacak. Kavimler göçünün sonuçları ise siyasi olarak Roma İmparatorluğu'nun doğu batı olarak ikiye ayrılmasına ve daha sonra merkezi İtalya olan Batı Roma İmparatorluğu'nun yaklaşık 100 yıl sonra arkadaşlar 476'da yıkılmasına sebep olacak. Avrupa'da yeni bir sistem olan feodalite rejimi ortaya çıkacak. Daha önceki ünitelerde feodalite rejimini açıklamıştık. Yani kral topraklarında kralcık diye tarif etmiştik. Ve Avrupa'da artık ilk Türk devletlerini kavimler göçünden sonra görmeye başlayacağız. Bunlardan ilki Avrupa Hun Devleti, Balamir Kağan önderliğinde kurulacak. Dini ve sosyal olarak ise arkadaşlar bu karışıklık içerisinde halk Katolik Kilisesi'ne sığınacak
ve o da etkinliğini artıracak. Hristiyanlık dini yayılacak, özellikle doğudan gelen barbar kavimler arasında. Bugünkü Avrupa milletlerinin etnik ne demek? Irk yapısı oluşacak. Frankler, İngilizler, Fransızlar ve Almanlar gibi. Ekonomik olarak Avrupa'da siyasi kargaşa büyük bir yıkım yaşatacak, halk fakirleşecek, fakirlikten ve barbar kavimlerden kurtulmak için feodal beylere sığınmaları onlara ağır patlayacak ve feodal sistem ortaya çıkacak. Kültürel ve medeni olarak sonuç skolastik düşünce, yani ne demek bu? Kilise düşüncesi Avrupa'ya hakim olacak. Yani kilisenin haricinde sanat, edebiyat yapamamak. İlk çağ sona erdi ve orta çağ başladı. Evet arkadaşlar, kavimler göçünden sonra Türkler Avrupa'da ve Türkler bir araya gelince hemen devlet kuruyorlardı. İşte Avrupa'da kurulan ilk devletimiz Avrupa Hun Devleti 378 ile 476 yılları arasında. Balamir Kağan önderliğinde Macaristan merkezli Macaristan Ovası'nda Avrupa Hun Devleti kurulmuştu. Fakat bu Avrupa Hun Devleti arkadaşlar çadır kültürüyle devam ediyordu. Balamir'den sonra Ulduz Han döneminde Hun dış politikası belirlenecek. Batı Roma ile iyi ilişkiler kurup Doğu Roma baskı altına alınacak ve vergiye bağlanacak. Rua döneminde ise Balkan seferlerinde Bizans vergiye bağlanacak. Evet, Avrupa Hun Devleti'nin en parlak dönemi olan Attila dönemine bakıyoruz. Attila döneminde Avrupa Hunları Bizans'ı baskı altına alacak. Bizans ile Margus ve Anatolios antlaşması yapılacak. Hun sınır güvenliği sağlandıktan sonra Bizans vergiye bağlanacak ve Attila Batı Roma İmparatorluğu üzerine yönelecek. Önce Galya'yı kuşatacak. Fakat Galya profesyonel askerlerin, lejyonerlerin, gladyatörlerin olduğu yer olduğu için yenemeyecek. Ve bu sefer bir yıl sonra İtalya seferini Alp dağlarını aşarak Roma'yı kuşatıp alacak. Papa 1. Leon'un ricası üzerine ve Atina'nın da artık Hristiyan olmasından dolayı doğudan da gelen Sasani tehdidi üzerine Roma'yı tekrar geri verip Attila Macaristan'a dönecek. Ve Attila'yı Avrupalılar Tanrı'nın kırbacı ünvanıyla almışlardır. Attila öldükten sonra tahta İlek, Dengizek ve İrnek geçecek. Devleti iyi yönetemeyecekler. Ana yurttan yapılan Türklerin göçleri sona ermesi ve Bizans entrikaları sonucu tarih sahnesinden silinecekler. Destek noktasına bakılacak olursak Attila Almanların Nibelungen destanında Edzel ünvanıyla geçmektedir. Diğer bir devlet ise Türk devleti Asya Hun devleti yıkıldıktan sonra hem Asya'da hem de Avrupa'da devlet kurmuş Avar Türkleridir. 558 ile 805 yılları arasında ve İstanbul'u İlk kuşatan Türk devletidir. Slavları askerlik ve teşkilat yapısıyla etkilemişlerdir. Özellikle at üzerinde pantol giymeyi ve at üzengisi kullanmayı. Diğer bir Asya'da büyük devlet olan Köktürk devleti 552 ile 630 yılları arasında Bumin Kağan önderliğinde Ötüken'de kurulacak. Bumin Kağan döneminde ülkeyi kardeşi İstemi Yabgu ile, yani Yabgu Batı yönetecek ve Çin'e akınlar yapacak. Kardeşle beraber bu yönetim sistemini arkadaşlar ikili teşkilat diyorduk. Mukan Kağan ve İstemi Yabgu döneminde ise Türkleri bir bayrak altında toplayacak, Çin ile mücadele olacak en parlak dönem arkadaşlar sınavlarda Türk devletlerinin hükümdarlarının ya da en parlak dönemleri sorulmakta. Batıda ise İpek Yolu hakimiyeti için Ak Hunlarla
Bizans ve Sasanilerle mücadele edildi. Mukan Kağan ve İstemi Yabgu'nun ölmesiyle devlet istikrarını bozacak. Bildiğimiz 1. Köktürk Devleti arkadaşlar Türk adıyla milliyetçi bir şekilde kurulmuş ilk Türk devletidir. Tapol Kağan döneminde halkın da kendisi gibi Budizm inancını kabul etmesini istemiş ve halk ile ters düşmüştür. Ve bu dönemdeki tak kavgaları ve Çin entrikaları sonucu devlet Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. 630 yılında Doğu Köktürkler yıkıldı, Batı Köktürkler ise Çin egemenliğine girdi. Yaklaşık 50 yıl bu Çin egemenliğinde yaşayacaklar. İkinci Köktürk Devleti, diğer adıyla da Kutluk Devleti. Türkler 50 yıllık Ergenekon Dağı'ndaki bu esaretten sonra ilk defa Kürşat ayaklanması ile cesaretlendiler ve Kutluk ayaklanmasıyla da Çin esaretinden kurtulup bağımsızlığını kazandılar. Kutluk Kağan döneminde ise Kutluk Kağan kendisine İlteriş unvanını kullanacak. Devleti derleyen, toplayan anlamında ve Çin'e 46 kez sefer yapacak. Vezir Tonyukuk ise arkadaşlar Türklerde ilk devşirme veziri olup İlteriş Kağan'ın yardımcısı olarak görev yapacak. Kaptan Kağan döneminde Türkistan'a yönelilecek, Demir Kapı'ya kadar ulaşılacak. Derbent Boğazı diye geçen şimdiki Dalistan bölgesi. Bilge Kağan devlet işlerinde, Kürtüğün ise ordu işlerinde en parlak dönemi bu devlete yaşatacaklar. Vezir Tonyukuk devlet yönetiminde önemli görevler üstlenecek, Çin'e akınlar yapılacak, Çin vergiye bağlanacak. Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk'un ölmesi sonucu devlet zayıflayacak. İç isyanlar sonucunda Uygurlar, Karluklar, Basmiller bir araya gelip 2. Köktürk Devleti'ne son verecekler. Daha önce de söylemiştik, Vezir Tonyukuk ilk devşirme devlet adamıydı. Köktürkler kendilerine özgü Köktürk alfabesini kullanmışlardır. Bakın arkadaşlar, burada dikkat edeceğimiz 1. Köktürk Devleti'nde alfabe yok. Ve 2. Köktürk Devleti'nde alfabe kullanılarak Türkler içerisinde ilk defa alfabe kullanılmıştır. Onun için de Orhun abideleri 2. Köktürk Devleti'ne aittir. Ergenekon ve Bozkurt destanları da bu 2. Köktürk Devleti'ne aittir. Köktürk Devleti yıkılınca Orta Asya'da Uygur Devleti kurulacak. 744 ile 840 yılları arasında. Kutluk Bilge Kül Kağan döneminde başkent Ötüken'den Karabalasagun'a Ordu Balık'a taşınacak ve böylece Türklerin klasik başkent olan Ötüken ilk defa yer değiştirecek. Uygurlar kendilerine özgü Uygur alfabesini kullanacaklar. Burada dikkat edeceğimiz ikinci Türk alfabesini Uygurların kullanması. Birincisini Göktürkler kullanmıştı. İkinci alfabeyi Uygurlar kullanacak. Ve Çin'den öğrendikleri kağıt matbaayı kullanacaklar. Bu ise kağıt ve matbaa kültürel gelişmeye verdikleri önemdir. Uygurlar özelliği bitti mi arkadaşlar? Hayır, bitmedi. Moyen Çor döneminde, diğer adıyla da Bayan Çor'dur, en parlak dönemlerini yaşayacaklar. Ve bereketli Çin tarım havzasına hakim olacaklar. Yani şimdiki Doğu Türkistan dediğimiz bölge. Bügü Kağan döneminde Çin'den etkilenip Mani inancını benimseyecekler ve Mani Hizm'e geçecekler. Uygurların Mani dinine geçmeleri arkadaşlar bakalım hangi değişikliklere sebep oldu. Bir defa et yemek ve insan öldürmek yasaklandı. Yani kısaca savaş yasak. Savaş yasak. Tarımsal hayat başladı. Neden? Çünkü et yemiyorsan öyleyse otu kendin üreteceksin. Bu ise tarımsal hayata sebep olacak. Ve ilk kez Türkler tarıma bağlı olarak yerleşik hayata geçmek zorunda kalacaklar.
ve mani inancında terimler Türkçe kullanacaklar. İşte bu arkadaşlar milli olduklarını, yani asimilize olup bozulmadıklarını gösterir. Ancak savaş yönünden bozuldukları görünür. Milli benliklerini korumak istemişler çünkü ibadet dili olarak Türkçe'yi kullanmışlar ve mani inancını yaymak için matbaada kitap basacaklar. Türkler savaşçı özelliklerini kaybettiler. Çin entrikaları sonucu mani inancında etkisiyle Uygurlar zayıflayacaklar. Çünkü savaşçı özellikleri kaybolduğu için ve 840 yılına geldiğinde Kırgız isyanı sonucu yıkılacaklar. Uygurlar ikiye ayrılacak. Kansu, Sarı Uygurlar, diğerleri de Turfan bölgesine giden Turfan Uygurları ve Moğolları Turfanlar Türkleştirecekler. Kültür ve medeniyette gelişecekler.